Tayyip Bey son roundu oynuyor adeta. 25. yıl. 4 kere 20 yıl iktidar oldu. Hı hı. Bir 5 yıl daha istiyor. Bir 5 yılın sonunda canım bunu 30'a tamamlasak ne olur ki diyebilir. Bugüne kadar bu kadar değişikliklere razı olanlar. Çünkü Tayyip Bey'in hakikaten... Ama hukuken olamaz aday. Zaten şimdi de olamıyor da tartışmalar şimdi, var gerçi. Yani işte mesele oraya gelip dayanacak. 20 sene önce kendisinin televizyonlarda böyle gizli oturumlarda değil, hı hı, açık oturumlarda aleni beyanatlarla verdiği ifadelere bir bakın ifadelerine, bugünküyle hiçbirisi örtüşmüyor. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. İlle de ben olacağım. Ben varsam başkası nasıl teşebbüs eder ki ya? Bu benim hakkım. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Bunun doğru olmadığını. Aslında bu ülkenin AK Parti döneminde evet bazı noktalarda adımlar atıldı. Biz bunu reddedemeyiz. Yollar yapıldı. Havaalanları inşa edildi. Uçak filomuz genişledi. Demiryolu hattımız biraz genişlemeye çalışıyor. Hızlı trene girmeye çalışıyoruz. Erbakan hocamızın bir sözü vardı. Bunlar hızlı tren yapamaz. Bunlar hızlandırılmış tren yapıyorlar derdi. Ki onu da gördük. Yani ben Sivas'a gittiğim zaman bir şeyler söylemiştim. Tabii bana oradaki arkadaşlardan tepkiler de gelmişti. Bir yılı geçti. Hala tren hattı tamamlanmış demelerine rağmen tren, hızlı tren Sivas'a gidemedi. Bu mantıkla devlet yönetilmez. Hakikaten yönetilmez. Şu anda bizde ne adaletine güveneceğimiz tam olarak mahkemeler var gibi gözüküyor. Ancak şunu da hemen ifade edeyim. Hı hı. Bu çok önemli bir husus. Son zamanlarda bazı hukuki kurumlarda Tayyip Bey'in talebinin dışında seçimler yapıldı. Bu bir şeye işaret ediyor. Artık bazı hakimler bile ben bu yanlışa evet diyemem deme cesaretini gösteriyor. Neden peki? İktidarın değişeceğine inandıkları için mi? Şimdi en önemli gerekçelerden bir tanesi odur diye düşünüyor. Tabii gönül ister ki her zaman doğrusunu yapıyorum diye yapsınlar. Ama iktidar değişikliği ihtimalini de görüyorlar. Çünkü yanlış yaparlarsa yanlış hesabı böyle alıp yerden yere vurmak tarzında değil ama hesabı sorulur. Yani şu anda beni en çok memnun eden Anayasa Mahkemesi'dir. Sayın Kılıçdaroğlu diyorum, MHP Genel Başkanı'na Bahçeli'ye bakarsak çok lüzumsuz bir mahkeme, kapatılmalı. Yani havsalam almıyor. Bir siyasi partinin genel başkanının böyle bir ifadede bulunmasını havsalam almıyor. Ama bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nde ciddi değişiklikler de meydana getirildi. Ama son oylamada başkan kim olsun sorusunun cevabı gene eski başkan oldu. Evet. Bence bu çok önemli bir adımdı. Çok önemli bir karardı. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri çoğunluğu dediler ki hayır, biz burada bize verilen talimatı değil, bize yapılan telkinleri değil, biz gerçeği konuşacağız ve en doğru olan kararı vereceğiz. O kararı verdiler. Ben Sayın Zühtü Bey'i tebrik ettim bunun için de. Şimdi burada bir şey söylemek isterim ama Adalet Bakanı çok da sevinmeyin. Sayın Zühtü Aslan'ın zamanında verdiği kararlar ve aldığı tutumlar net belli diye de ekledi. Tabii doğru. Yani iktidarın baskısına boyun eğmedi. Mesele orada. Onlar onu başka türlü tarif edebilirler. Ama Adalet Bakanı'nın böyle bir beyanda bulunmuş olması da esef edici bir beyan. Adalet Bakanı adaleti üstün tutar. Kendisine yandaş aramaz. Onun için yani öyle bir dönemden geçtik ki hakikaten kim ne yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı bunu anlamamız mümkün değil. Değişiklik olduğu zaman bu beyanlarda bulunanlar hakikaten hayıflanacaklar, üzülecekler. Ümit ederim ki Türkiye'miz böyle bir dönemi bir daha yaşamaz.